Kuyucaklı Yusuf. 2. kısım 9. bölüm. Kaymakam Selahattin Bey'e üzüntülü günleri atlattıktan sonra geldiğini söylediğimiz gevşeklik geçici bir şey değildi ve günden güne artıyordu. Kendisinde kalp hastalığı başlamıştı. 30 yaşından beri kendini azar azar hissettiren ve onu gitgide uzun yol yürümekten, merdiven çıkmaktan men etmeye başlayan ve bazen rakıyı fazla içtiği zamanlar ona sıkıntılı bir gece geçirten bu hastalık birdenbire artıvermişti. Kendisi evvelce bunu ciddiye almıyor, büyükçe yorgunluk ve heyecanlardan sonra herkeste görülen bir haldir diyordu. Son senelerde Edremit'te hayatı oldukça sakin geçtiği ve evi yokuşsuz bir yerde olduğu için tamamen unutmaya başladığı bu arıza, birkaç ay evvel birdenbire bir gece yarısı müthiş bir çarpıntı ve yürek sıkıntısıyla onu yatakta yakalamış, bir daha da bırakmamıştı. Ali'nin öldürüldüğü günlerdeydi. Evin boğucu sessizliği ve manasızlığı, Yusuf'un itimatsız ve kendisinden kaçan tavrı, Muazzez'in günden güne artan durgunluğu ve nihayet Şahinde'nin ardı arkası kesilmeyen dırdırları onu boğulacak hale getirmişti. Hükümete uğramayısa düşünmek bile istemiyordu. Öğle yemeğini evde yedikten sonra pardüsüsünü giyerek sokağa fırladı. Kasabanın şimal tarafına doğru bir gezinti yaptı. İbramca köyden sonra önüne çıkan zeytinlikler arasında ayakları çamurlara saplanarak yürüyor ve bu civarda bulunduğunu duyduğu fakat yerini kati olarak bilmediği bir pınarı arıyordu. Kocaman bir çınar ve güzel bir havuz bulunduğu söylenen bir mesire yeri kendisine pek methedilmişti. Bu arada birdenbire içinde beliren bir merakla orayı bulmaya niyet etti. Zeytinliklerin arasında yükselen yamaçlarda ortalara doğru yer yer ağaç kümeleri vardı. Bunların bir kısmı henüz çıplaktı, bir kısmı ise açık yeşil bir yaprak örtüsüne sarılmaya başlamıştı. Fakat söylenen pınarın hangisi olduğunu kestirmeye imkan yoktu. En yakın gördüğü birisine doğru ilerledi. Zeytinlerin arasında da tek tük erik ve kayısı ağaçları vardı. Ve bunlar da tatlı pembe çiçeklerle donanmışlardı. Yanlarından geçerken insanı emsalsiz bir koku kucaklıyor ve sarhoş ediyordu. Selahattin Bey, vücudunun her tarafından kalbine doğru bir mayin, gençleştirici, kuvvet verici bir şeyin koştuğunu hissetti. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. Etrafında her şey hayata yeniden doğuyordu. Kuyu yapraklarını her zaman muhafaza eden zeytinlerin gölgelediği, çamura benzeyen topraktan yer yer otlar fışkırmaya başlıyor, söğütlerin yapraksız ve ince dalları açık bir yeşile bürünüyor ve tek tük tomurcuklar yakında bu ince dalları saracak yapraklardan haber veriyordu. Karşıdaki tepenin eteklerinde birçok zeytinlikler vardı ve bunlar daha tırmandıkça alt kenarları taş duvarlarla beslenmiş terasalar halinde yükseliyorlardı. Kaymakam bunlardan birkaçını atladı. Bu sırada elleri duvarların dibinde bir ikinci duvar gibi uzanan böğürtlen dikenleriyle yer yer çizilip kanadı. O kumral tüylü ve mor damarlı elleri ince bir çizgi halinde beliren ve derhal kuruyan kanlarla birlikte vücudunu senelerden beri kemiren bir zehrin dışarı çıkıp uçtuğunu sandı. O kadar içi geniş ve tazeydi. Birkaç şeddi daha atladıktan sonra aşağıda düzlükteyken gözüne aldığı ağaç kümesine geldi. Burada pınar filan yoktu. Kocaman bir ceviz ağacıyla nispeten genç iki çınar dallarını birbirlerine yaslamışlar, derin bir uykudan uyanma hülyaları kuruyorlardı. Selahattin Bey hemen cevizin dibine oturdu. Son yokuş onu oldukça yormuştu. Kalbi bir tokmak gibi göğsüne vuruyordu. Fakat içindeki hayat ve gençlik hisleri bu yüzden azalmadı. Başını arkasına dayayıp bir müddet hızlı hızlı nefes aldıktan ve pardüsüsünün altında terinin kurumaya başladığını hissettikten sonra tekrar doğruldu ve ovaya bakmaya başladı. Her taraf yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı. Gökyüzünü kaplayan ve güneşi örten bulutlar karşıdaki dağların tepelerine kadar uzanıp orada sis halinde yerleşiyor ve ovanın üzerinde gitgide yükseliyordu. Güneş olmadığı halde ortalık o kadar aydınlık ve temizdi ki Selahattin Bey karşı dağların sislerine yakın yerlerdeki köyleri bile seçiyordu. Başını sağ tarafına çevirince denizi gördü. 10 kilometre kadar uzanan
ağaçlı ve bahçeli bir araziden sonra başlayan bu deniz, bulutların arasından yer yer fırlayan güneşin altından kah parlıyor, kah kararıyordu. Çok uzaklarda, ufka yakın bir yerde, tamamen sislere gömülü Midilli Adası vardı. Herhalde şimdi oraya yağmur yağıyordu. Selahattin Bey başının dönmeye başladığını fark etti. Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. Fakat gözlerini tekrar etrafta dolaştırırken aşağıda mor bir duman tabakasıyla örtülmeye başlayan kasabayı gördü ve irkildi. Oraya, o küçük ve çukur yere gidip gömülmek mecburiyeti ona pek acı geldi. Fakat bunun üzerinde düşünmekten korkarak çabuk adımlarla derhal aşağı inmeye başladı. İçinde biraz evvelki genişlikten eser kalmamıştı. Sadece bir yorgunluk ve başında bir zonklama duyuyordu. Kasabaya yaklaşınca birkaç sığırtmaca rastladı. Önlerine kattıkları 5-10 sıska öküzü bağıra çağıra bir araya toplamak istiyorlardı. Çamurlu yolda insanın burnuna rutubetli ve ekşi bir gübre kokusu vuruyor ve oradaki birkaç basık evin bacasından etrafa reçineli çam odunlarının dumanı yayılıyordu. Daha çok karanlığa kalmamak için çamurlu yollarda hızlı hızlı yürüdü. Hava kapalı ve nemli olduğu halde soğuk değildi. Pardüsüsünün içinde adam akıllı terliyor ve vücudunu bir ateş kaplıyor. Eve gelir gelmez soyundu, sırtına bir hırka alarak tulumbada yıkandı. Sonra odasına çıkıp yatağına uzandı. Yarım saat sonra kendisini yemeğe kaldırdılar. Alt katta sokak üstündeki bir odada kurulan yer sofrasına karısı ve kızıyla birlikte oturdu. "Bir şey söylemiş olmak için Yusuf gene yok mu?" diye sordu. Şahin de hiçbir fena maksadı olmadan yalnız hep o diline alıştırdığı ifade tarzıyla cevap verdi. "Ne zaman vardı ki?" Kaymakam sorduğuna pişman olup sustu. Muazzez önüne bakarak "Yusuf abim son günlerde eve uğramaz oldu. Bilmem nesi var. Siz de kendisiyle hiç konuşmuyorsunuz," dedi. Kaymakam omuzlarını silkti. Artık bu dünyada hiçbir şeyin kendisini fazla alakadar etmediğini anlatmak istiyordu. Kenarda sofra bezinin üstünde duran çinko hoşaf tasını alıp ortaya koydu. Üçü birden içmeye başladılar. Loş odada demir kaşıkların kaseye dokundukça çıkardığı hafif şıkırtıdan başka ses yoktu. Yemek böylece bitti. Bir kenara çekilen kaymakam Muazzez'e "Şuradan bana bir kitap ver," dedi. Muazzez içinde kahve takımıyla çamaşır mandalı torbasının da bulunduğu bir dolabı açarak orta gözde üst üste yığılı duran kitaplardan en kalınını çekti ve babasına götürdü. Selahattin Bey yaslandığı duvarda başının üstündeki bir çivide asılı duran lambanın ışığı altında eski ve sararmış sayfalara göz gezdirmeye başladı. Bazı yaprakları kopup fersudeleşen ve kalın siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap, Servet-i Fünun Mecmuası'nın eski senelere ait bir koleksiyonuydu. Kaymakam sayfaları birbiri arkasına çevirirken bu mecmuanın yazılarını içer gibi okudu ve şimşir üzerine oyulmuş çeşmeye giden kız tasvirinin altındaki şiirleri ezberlediği zamanları hatırladı. Yarım saat sonra odasına çekildi. Şahinde ile Muazzez de erkenden yattılar. Gece yarısına doğru Şahinde yanı başındaki yatakta boğuk öksürükler duyarak uyandı. "Ne oluyorsun bey?" Bir inilti cevap verdi ve Şahinde sofradan idareyi almaya giderken kocası boğuk bir sesle "Kolonya şişesini de getir," dedi. Kadın ayaklarına terliklerini zor geçirip dışarı fırladı. Merdiven başından idareyi alıp paldır küldür aşağı indi. Sokak üzerindeki odadan kolonya şişesini aldı. Hizmetçi kadını, Kübra'nın anasını eliyle dürterek uyandırdı. "Kalkın ayol, beye bir şeyler oluyor," diye bağırdı ve yine patırtı gürültüyle yukarı fırladı. Odaya girdiği zaman Selahattin Bey yatakta oturmuş ve arkasına bir yastık alıp duvara yaslanmış buldu. Karısı içeri girince kaymakam başını kaldırdı. Üzgün bir yüzle, "Bu ne gürültü yahu, sessiz sedasız bir iş yapmak bilmez misin sen?" Onu doğrulmuş gören karısı oraya ayak ucuna çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uyanan ev halkı kapının önüne toplanmışlar, merakla içeri bakıyorlardı. Yalnız Muazzez uyanmamıştı. Kaymakam eliyle "Gidin," diye bir işaret yaptı. Hepsi dağıldılar. Biraz durduktan sonra karısına dönüp "Hadi sus da yat, bir şey yok. Ver şu kolonya şişesini." "Biraz çarpıntı geldi. Fenalaşıyorum sandım. Bugün çok yol yürüdüm de ondan mıdır nedir bilmem. Önce çok fena oldu.
Birisi göğsüme çökmüş, gırtlağıma basıyor sandım. Şimdi hafifledi. Yatsana efendim, ne ağlıyorsun? Karısı sürünerek ona doğru sokuldu. Gözleri kıpkırmızıydı. Başını kocasının dizine koydu ve fasılalı olarak hıçkırmaya devam etti. Kaymakam yorgun gözlerini önüne, kucağında yatan bu başa çevirdi. İçini hazin bir hatıra kapladı. Bu buruşmaya başlamış ve ağlamaktan kızarmış çehrenin arkasında taze bir genç kız yüzü görür gibi oldu ve o anda ilk evlendiği gecesini, ümit ve sevinç dolu hislerini tekrar yaşadı. Bu belki bir saniye, belki de daha az sürdü. Ondan sonra içini derin bir merhamet kapladı. Bütün kızgınlığına ve uzun senelerin verdiği bir istifap duygusuna rağmen gördü ki karısı bu anda samimiydi ve kendisine bir şey oluyor diye sahiden korkmuş, sahiden telaş etmişti. Korkunun arkasında daha esnafça düşünceler aramak biraz insafsızlık olurdu. Uzun senelerden beri insanlardan bu kadarcık bir alaka bile görmemeye alışmış olan kaymakam, ellerini karısının ıslak yüzünde dolaştırdı. Sonra onun başını yavaşça kaldırıp yastığına koydu. Kendisi de uzandı ve hemen bir kuyu kadar boş ve karanlık bir uykunun içine yuvarlandı. Fakat bu nöbetler sık sık gelmeye ve bazen uzun sürmeye başladı. Belediye doktoru uzun senelerden beri Edremit'teydi ve ihtiyarladıkça pansuman yapmayı bile unutmuştu. Kaymakam ona hiçbir şey sormadı. Bu sırada Balkan Harbi'nde yaralanıp tebdili hava için babasının yanına Edremit'e gelen bir doktor yüzbaşısına kendini muayene ettirdi. Bu genç uzun uzun düşündükten sonra sübaplarda iltihaptan, daimi sükunetten, tok karnına yatmamaktan filan bahsetti. Selahattin Bey bu tavsiyelere rivayet ettiği halde kısa zamanda pek ve belli şekilde çökmekten geri kalmadı. Gözlerinin altı şişmişti, yanakları sarkmış, yüzü daima yorgun bir ifade almıştı. Konuşurken ara ara durup bütün dişlerini gösterecek şekilde ağzını açarak sık sık nefes alıyordu. Şakir'in muhakemesi bu zamanlara tesadüf ettiği için kaymakam bu işle pek meşgul olamadı. Zaten pek dört elle sarılmadığı bu hayata karşı alakaları daha çok azalmışa benziyordu. Yoksa eline geçen fırsatı kaçırmak istemez, Kübra meselesini de ortaya atarak Hilmi Beylere tam bir darbe indirirdi. Kafalara ezilecek yılanlar dediği bu baba oğlu mahvetmek için daha münasip bir vesile zuhur edemezdi. Fakat o bunu yapmadı. Hatta Yusuf'u çağırıp hiçbir işe kalkışmamasını, ortaya yeni meseleler çıkarmamasını ve kendisini uğraştıracak, heyecanlandıracak şeylere meydan vermemesini rica etti. Bunun için 4 ay kadar süren muhakeme esnasında kaymakam ve ailesi bu işe yabancı bir şehir sakinleri kadar bile alaka göstermedi. Ailenin diğer 3 ferdi hatta bu cinayetten içten içe memnundular. Şahin de bir bakkala kız vermediğine seviniyordu. Yusuf hem bu yükten kurtulmuş gibi kendisini serbest sanıyor hem de derinden derine üzülüyordu. Muazzez ise artık gönlündekileri açığa vurabileceğini düşünerek memnundu.